Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Değil isteyenler, Rusya devleti başta Türkiye ve bütün dünyaya resti çekti. Çok sayıda mühimmat nükleer deposuna yıkıldı. Elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini sizlerle takipçilerimizle paylaşıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa'nın en büyük nükleer santraline silahsızlandırması çağrısına sıcak bakmadığının sinyalini vererek silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirecektir diyerek bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile beraber Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün yaptıkları görüşmesinde Avrupa'nın en büyük nükleer santraline silahsızlandırma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz ifadesini kullanırken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, nükleer santrale verilen herhangi bir zarar intihar olacaktır şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamasında sızıntı yahut patlama durumunda Türkiye'yi ciddi bir şekilde etkileyecek nükleer santral hakkında Rusya lider Putin'e çağrı yaparak Rusya üzerine düşeni yapmalı şeklinde bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Basın Dairesi Başkanı Ivan, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan nükleer santralin silahsızlandırma çağrısına sıcak bakmadığının sinyalini verdi. Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirecektir diyen Ivan, Rusya devletinin durumu incelemek amacıyla Uluslararası Atom Enerji Kurumu temsilcilerinin çok yakın zamanda tesis ziyaret etmesini beklediğini dile getirdi. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esenlikte kalın.